Hasan Ünal Hocam ne dersiniz? Bir şeyler çıkar mı bu görüşmelerden yoksa 62. 63. istikşafiydi adı daha sonra değiştirdik. Bu şekilde sadece temas halinde devam etmesini mi beklersiniz Yunanistan'la ilişkiler konusunda? Yani kısa cevap bir şey çıkmaz. Çıkmaz. Evet yani... Buradan e, bir mucize beklemeyelim yani. Hayır. E, bu arada Kıbrıs Rum kesiminin zaten e, talep listesi falan çok uzun eğer... E, Anastasiyadis söylediklerini yapacak olursa e, Türkiye ile bu pozitif gündem esaslı Avrupa Birliği ilişkilerinde veto edeceğini söylüyor zaten. Çavuşoğlu ama pozitif gündemle gidiyorum oraya. Evet ama işte o da diyor ki ben diyor Türkiye'nin bu pozitif gündem e, pozitif gündem gündemini Hı. Avrupa Birliği ile veto edeceğim diyor. Onun da ayrıca e, şeyleri var. Şimdi aslında burada mesele şu. Eee Yunanistan ve Avrupa ve Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği müzakere sürecine gelmesinden memnunlar. Şöyle memnunlar çünkü o sürecin içinden Türkiye'den beklentilerini istediklerini alabileceklerini düşünüyorlar. Hmm. Çünkü başka türlü alabilmeleri mümkün değil. Bu 25 yıllık falan bir politika aslında şöyle kabaca. Yani Türkiye'yi bu sürecin içine çekelim ki. Ne zamandan beri en belirgin bir şekilde bir gündem ve bir politika daha doğrusu Öcalan'ın Yunan büyükelçisinin rezidansından çıkarken Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye geldiği tarihten hemen sonra oluşturulan CIA'nın desteğiyle bir politika ben pek öyle düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin oradaki Afrika'daki ülkelerle falan çok sıkı fıkı ilişkileri var. Yani onların jandarmalarını ne itiyoruz, bazen polislerini eğitiyoruz bilmem ne. Türkiye'nin o bölgede az buz bir istihbaratı yok. Yani onu efendim işte aldılar, paketlediler, getirdiler, bize verdiler. Bu biraz Türkiye'yi küçümsemek anlamına geliyor. Mutlaka bir takım e, bu istihbaratçılar kendi delhizlerinden nasıl konuşurlar, birbirleriyle nasıl temas kurarlar, o ayrı bir konu ama orada Türkiye'nin o sırada Yunanistan üzerinde kurduğu baskının da yakından takip eden birisi olarak kıymetini, önemini bilmek görmek lazım. Yani ama esas şeye gelince bu Yunanistan'ın Avrupa Birliği merkezli Türkiye siyasetine gelince o olay. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği bölgesel siyasetin iflas ettiği son noktaydı. Türkiye'ye karşı izlenen iki buçuk cepheli e, savaş politikasının önce PKK yani yarım cephesi sonra Suriye ayağı devre dışı bırakılmış. Ardından da S-3 füzelerini S-300'leri Kıbrıs'a getirme yönündeki Rum politikası Türkiye'nin diplomatik ve askeri kriz yöntemleriyle Başarısızlığa uğratılmıştı. Bütün bunların sonucunda üzerine de Öcalan'ı yakalanıp getirilmesi oldu. Şimdi orada, oradan itibaren belirlenen politika özetle şu: Yani biz Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine hayır demeyelim prensip olarak. Bizim amacımız şu olsun: Sanki Türkiye üye olacakmış gibi nasıl olsa herkes davranıyor orada, davranacak. O süre e, biz kendi isteklerimizi Avrupa Birliği'nin istekleri haline getirelim ki bunda başardılar büyük ölçüde. Yani işte e, Kıbrısla ilgili Avrupa Birliği'nin gerek müzakere çerçeve belgesine yedirdiği e, ifadeler koydurduğu ifadeler gerekse Ege konusunda yaptıkları zaten Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesiminin istediklerini Türkiye'den elde etmesi anlamına geliyor ama bir sorun var. O da şu kağıt üzerinde elde etmesi. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bozuldukça ya da Türkiye Türk dış politikası üzerinde Avrupa Birliği'nin belirleyici etkisi azaldıkça bu Yunanistan'ın zaten işine gelmiyor. Fakat şu andaki süreçte aynı zamanda bu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de kılıçlar şakırdatılıyor bilmem ne filan. Dolayısıyla böyle bir gündem de var. Bunun tam ortasında yeniden bir araya geliyoruz. Mesela Şimdi Ankara'da Dendias'ın bizim o densizlik diye algıladığımız ki pek de e, e, kibar ve diplomatik olmayan bir üslupla yaptığı e, konuşmanın içinde şeyler var diyor ki siz diyor Avrupa Birliği e, bu diyor belgeleri kabul ettiniz. Hani Avrupa. Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkileri sürecinin bir parçası olarak bunları zaten yerine getirmekle mükellefsiniz diyor ama şunu da hepimiz biliyoruz. Kendileri o, için bizim bir tehdit olduğumuzu da söyledi. Tabii, tabii. Açıkçası o, o bu çok... yüzden adaları silahlandırıyorum dedi. Değil tabii. mi? Hafızam yanıltmıyor. Tabii, tabii tabii. Hepsini yani bunların hepsini yani bunları Avrupa Birliği kabul etmiş durumda değil yalnız. Yani adaları silahlandırabilirsiniz falan diye kabul etmiş durumda değil. Ama bunları söylüyorlar. Ama Avrupa Birliği belgelerinde e, şu var. Yani Yunanistan'ın geleneksel tezi. Diyor ki bu konuyu uluslararası adalet divanına götürerek çözün. O da şu demek zaten. Siz e, e, uluslararası deniz hukuku sözleşmesine taraf olursanız ki olmalısınız, otomatikman aranızdaki sorunlar uluslararası adalet divanına gider ve çözülür. Bu da zaten Yunanistan'ın uzunca bir süredir bize söylediği şey. Biz bir mahkeme sürecine hayır demiyoruz ama önce diyoruz ki mahkemeye konu gitmeden önce bizim aramızda bu deniz yetki alanlarının prensipte nasıl tespit edilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yapalım kendimiz. Ondan sonra arada kalan ufak tefek teknik bazı konular olursa onları şu çerçevede mahkemeye götürüyoruz diye uzlaşalım diyoruz. Yoksa biz prensip olarak mahkeme sürecine de çok karşı durumda değiliz. Ee, Ama önce yapılacak iş var o da şudur diyoruz. Tabii tamam. e zaten başka türlü biz Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değiliz vesaire. Öbür taraftan Kıbrıs sorununa gelince bambaşka bir sorun. Yani orada Kıbrıs diye bir devlet yok bizim açımızdan. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla faaliyet gösteren Kıbrıs Rum kesimi bize göre bir korsan devlet. Yani böyle bir devlet yok aslında. Bunu Rum tarafı ve Yunanistan şöyle diyor. Efendim işte şu kadar devlet bunu tanıyor. Biz de diyoruz ki kardeşim bu bir aritmetik toplam meselesi değil. Bu bir cebir denklemidir ve bu cebir denkleminin en önemli unsurlarından bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye o devleti tanımadığı sürece o devlet yoktur orada. Dolayısıyla bize hikaye anlatmayın diyoruz. Aramızdaki sorunlar Yunanistan'la devasa bu açıdan Doğru. ve Avrupa Birliği-Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri süreci içerisinde çözümlenemez zaten. Hmm. Ancak Türkiye Avrupa Birliği ile başka sorunlar yaşamaması için bu sürecin işte böyle idare edilmeye zaman zaman ihtiyacı olabilir. Zaman kazanıyoruz yani ee, Öyle mi? Biz de onlar da. Evet ama başka yöntemlerle de bu sorun şimdiye kadar başka yöntemlerle de ele alınabilirdi. Ama kendi dış politikamızda yaşadığımız sorunlar, ihmaller vesaire bizi bu nok bu noktaya getirdi. Atina'da peki bir e, yine basın toplantısı nasıl söyleyelim? Tırnak içinde rezaleti bekliyor musunuz? Böyle söylenebilir belki. Densizlik diye tarif edilmişti. Valla orada kendi kamuoyuna... Kastettiğim şey Nikos Dendias'ın dünyanın... tutumu tabi. Şimdi şöyle bu Yunan politikacıların Türk toprağında bu tip diklenmeler yapması kendi kamuoylarında bayağı e, hoşa giden bir şey. Yani ben de bir önemli bir Yunan politikacıyı Ankara'da görev yaptım. Gazi e, Üniversite'ye davet etmiştim. Orada geldi, konuştu falan, e, tezlerini anlattı. Biz de zaten onları bekliyoruz falan. Ama mesela daha sonra Yunan gazetelerinin veriş şekline baktım. İşte Türk toprağında bunları söyledi. Türklerin kendi <laughs> yani bize böyle komik geliyor bu. Şimdi ben Mevlüt Çavuşoğlu'nun orada benzeri bir şey yapacağını şahsen beklemiyorum. Yok, ama, ama Den Dias'ın tavrının tekrarı belki beklenebilir. Mi? Kendi ülkelerinde yaparlar mı bilmiyorum ama bu Yunan milletin tahmin etmek de zordur. Dolayısıyla e ama şöyle yani biz Yunanistan'la bu kavgalı durumu götüreceğiz. Yani bu ben hep söylüyorum babadan dededen kalma bir sorun. Ee, bizden de çocuklara kalacak yani. Çocuklarla Peki. devam edip gidecek Peki. yani. Teşekkür ederim. Kolay kolay çözülmez öyle.